Donald Trump'ın seçim sonucunu kabullenmemesiyle Erdoğan'ın İstanbul seçimini kabullenmemesi sıkça karşılaştırılıyor. Benzerlikler var gerçekten de. Hırslarının esiri olmuş iki popülist, onlardan kurtulmaya çalışan iki ülke halkı ve itiraz edilen seçimi kazanan liderlerin barış mesajları. Ancak benzerlikler orada bitiyor. Ne Washington'da bu saçmalığa prim veren iktidara bağlı bir seçim kurulu çıktı ne de İstanbul'da iradesine el konanlar meclisi bastı. İstanbullular Uygarca yeniden sandığa gittiler. Daha büyük bir katılım ve daha çok oyla iktidara bir şamar daha attılar. Peki 6 Ocak'tan biz ne öğrendik? Birincisi, iktidar değişikliği için pek akla gelmeyen bir alternatifi fark ettik. Gördük ki devrilme korkusu gözünü kör ettiğinde despotlar elindeki silahı çok kolayca kendi ayağına sıkabiliyor. Trump'ın hamlesi tam da böyle bir intihar denemesiydi. Sonunda sadece Beyaz Sarayı değil kongreyi ve senatoyu da kaybetti. Muhtemelen şimdi onu ağır bir yargılama bekliyor. İkinci ders, despot koltuğu terk etmemek için vandallarını sokağa sürüp ülkeyi yakmaya karar verdiğinde en yakınındaki isim bile bu kadar çılgınlığa ben yokum diyebiliyor. 3. Bu sağduyulu seslerin katılmasıyla hem de geceden sabahına demokrasiyi korumak için geniş bir ittifak kurulabiliyor. 4. Bir kez insanlar parti kimliklerini bırakıp demokrasi şiarında buluştuğunda despotun o çok güvendiği milli muhafızlar, polisler, askerler bir anda yeni iktidarın emrine geçebiliyor. Şu son birkaç günde Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto yapan gençler üzerinden bize verilmeye çalışılan o mesaj var ya hani Ses çıkaranın evini orduyla basarız, başına yıkarız mesajı ya da toplumsal olaylara müdahalede polise ordunun tankını, topunu, füzesini kullanma izni verilmesi gibisinden güç gösterileri hepsi boşuna. Hepsi sarayın büyük korkusunun yansımaları. 6 Ocağın son dersi de bu. O kadar korkarsan korktuğun başına gelir.